tıkları olan kemik deri parçalarını herhalde sokağa atmıyor işte. Bu fabrikalara alıyor ve bunu jelatin haline getiriyor. Bu jelatini de biz 4000 ton olarak her yıl alıyoruz. İthal ediyoruz. İthal ediyoruz. Evet. Şimdi ekonomik olarak baktığınız zaman cebimizden para gidiyor. 5 dolardan çarpın 4000 şeyi 20 milyon dolar gidiyor oraya. Bir kere oradan kaybediyor, cebimizden gidiyor. Üstelik buradan fayda elde edeceğimiz fayda yerine zarar yapıyor. Neden? Çünkü dini inancımıza göre bir şüpheli bir maddenin içimize girmesini sağlıyor. Bir anlamda hastalık ithal ediyoruz. Evet, hastalık ve maneviyat bakımından bizi kötüye götürecek bir şey. Şimdi böyle bir madde var. Şimdi daha bunları çoğaltabiliriz. Evet. Yani dolayısıyla bu bize küresel ekonomi, gıda sektöründe faydadan çok zarar getirdi. Evet. Hem ekonomimize zarar getirdi, hem maneviyatımıza zarar getirdi, hem sağlığımıza zarar getirdi. Bakın, sağlık en son kelime olarak sağlığı söyledim. Bugün Batı kendisi de cebelleşiyor. Bu kendisinin ürettiği ve dünyaya öğrettiği bu gıdalardan dolayı kanser olayları patlama gösteriyor. Obezite patlama gösteriyor. Kalp hastalıkları patlama gösteriyor. Ve bugün sağlık gruplarının verdiği bilgiye göre bu hastalıkların %55'i yediğimiz gıdalarla alakalı. Yani yanlış beslenmeden kaynaklanan bir sistemin kurbanı olarak bu hastalıklar önümüze geliyor. Peki yani bizim toplumumuzun bu hastalıklarla boğuşması bir kader midir? Hayır değil. Yani Allah siz bu kaderi yaşayacaksınız diye bir emir buyurmamış. Bilakis biz satın almak durumunda oluyoruz. Eğer hakikaten sağlıklı bir toplum kaderi elde etmek istiyorsak bu yediğimiz içtiğimiz gıdalara bakmamız lazım, kontrol etmemiz lazım ve sağlıklı, dengeli bir beslenme sistemini bir an evvel oturtmamız gerekir. Çünkü trend, hastalık trendi hızla bizim önümüzde dev adımlarla ilerliyor. 10 yıl içerisinde 10 katına çıkacak diyorlar kanser riski. Şu anda peki nedir? 2,5-3 milyon kanserli hastamız var bugün. Düşünün 70 milyon nüfusun içerisinde 3 milyona yakın kanserli hastamız var. Her yıl 200 bin civarında yeni eklemeler var. Kanser hastalarına ekleniyor. Evet. Günah değil mi? Bu millet dünyaya meydan okuyan bir milletti ve her şeyiyle sağlıklı bir toplumdu. Bizim pehlivanlarımız dünyada ün salmış insanlar. Evet. Yani bir örnek olsun diye söylüyorum. Onun ötesinde hakikaten bizim toplumumuza doktor çok az girerdi. Neden? Çünkü doğal ve bitkisel ağırlığı olan helal etlerle yoğrulmuş bir gıda sistemimiz vardı. Ama maalesef bugün o sistemi kaybettik. Batılı düşünebiliyor musunuz? Kandan bile dahi fayda elde etmek için acaba ben bu hayvanı kanı içeride kalmak şekilde nasıl öldürürüm onun hesabını. Halbuki bizde de Kur'an-ı Kerim'i ayetlerini incelediğimiz zaman mutlaka hayvanın usulüne göre kesilip kanının boşaltılması isteniyor. Tıp bugün bunun gerçeğini yakaladı. Diyor ki dünyada en hızlı mikropların geliştiği ortam kan ortamıymış. Düşünün yani o kadar hızlı gelişiyor ki mesela kestiniz hayvanı. Daha doğrusu öldürdüğünüz hayvanı kan içeride kaldı. Hemen daha yarım saat geçmeden, dakikalar geçmeden o kanın içerisinde mikroplar başlıyor üremeye. Ve neticede piyasaya, markete çıktığı zaman o mikroplu ürünleri yemeye başlıyor. Ondan sonra hastalıklar başlıyor. Dolayısıyla yani Allah'ın bize gösterdiği yol en sağlıklı, en doğru yoldur ve biz bu öze dönüşü süratle yerine getirmek gibi bir azmin ve gayretin içerisinde olmamız gerekiyor. Evet, hocam şunu vurgulayabilir miyiz bu noktada? Teknoloji geliştikçe helal gıdadan uzaklaşıyoruz. Teknoloji geliştikçe yeni imkanlar oluştukça biraz da hazıra dayalı
yiyecek sistemi devreye girdikçe helal gıdadan uzaklaşıyoruz diyebilir miyiz? Şimdi şöyle, hani biliyorsunuz at sahibine göre kişiler. Hı. Teknoloji de bir at olarak düşünürsek sahibin eline göre, sahibine göre kişneme hakkına sahip. Maalesef şu anda ki sahipler, bu teknolojinin sahipleri maalesef insanlara fayda getirmeyecek, hatta zarar getirecek mantaliteyle çalıştıkları için bu teknoloji zarar verici şekilde çalışıyor. Ama bu teknoloji hakikaten İslam'ın o termiz süzgecinden geçmiş mantaliteyle çalışan Müslümanların elinde olduğu takdirde bu teknoloji insanların tümüne hizmet götüren, hayır getiren bir mekanizma. Ama maalesef bugün dediğiniz gibi böyle bir sıkıntının içerisindeyiz. Neden? Çünkü bu teknolojinin kabahati değil, bu teknolojiyi yanlış kullananlarla alakalı. Evet. Bunu inşallah biz tersine çevirmek gibi bir yükümlülük ve sorumluluk içerisinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Evet. Hocam, Avrupa ülkelerine biraz değinelim. Onlar neler yapıyorlar? Hani helal gıda rafları falan oluşturmuş demiştiniz bugünkü konferansınızda. Evet. Avrupa herhalde bizden daha temkinli yaklaşıyor bu helal gıda ürünlerine. Şimdi, biraz daha dikkatliler, biraz daha inceleyip sık dokuyorlar diyebilir miyiz hocam? Biraz daha değil. Şimdi burada batı mantalitesini iki kademede şey yapabiliriz. Bir, bu oportunist, menfaat, her haliyle kendi menfaatinin hesabını ön planda tutan bir şey var ki bugün Batı'nın ana genel mantalitesi budur. Ama bunun içinde de insanlar var ve bu insanlar bunların şerrinden onlar da şikayetçi. Onlar da insan çünkü neticede onlara da Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Onlar da bazı şeyleri araştırıyorlar. Bağımsız araştırma kurumları var. Tabii daha rasyonel çalışıyorlar. Bizde maalesef bu çok zayıf. Bu araştırma şeyimiz çok zayıf. Orada çok kuvvetli. Şimdi orada iki ceryan var. Bir, oportunist cephe, ya bu Müslümanlar uyandı, helal sertifikalı ürün aramaya başladı. Ha, onların bu ihtiyacını ben karşılayayım, bu parayı ben kazanayım düşünen bir hareket var. Bir de, ya bu Müslümanların helal sertifikalı ürünleri hakikaten sağlığımıza daha faydalı. Ben onun için bunların marketlerinden helal sertifikalı ürünlerinden tüketmek istiyorum diyenler var. Evet. Yani iki hareket de bugün Avrupa'da helal sertifikalı ürün potansiyelini aktif hale getirmeye başladı. Mesela biz şimdi belki gazetelerden veyahut da bizim yayınlarımızdan tespit etmiş olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olabilir. 4 ay önce Avrupa'da, Brüksel'de bir birlik kurdu. Helal sertifika veren kurumların Avrupa Birliği'ni. Evet. 8 tane ülkenin 9 tane helal sertifika kurumu Türkiye'de dahil olmak üzere böyle bir birlik oluşturduk. Ve biz bunu disipline etmek istiyoruz. Çünkü helal sertifika eğer serbest bırakılırsa dejenere edilebilir. Menfaat perestlerin eline düşebilir. Aynen. Yani seküler bir konu belki ISO. ISO standardı diye bir standart oluşturuldu ve ISO sertifikaları verildi. Bugün Türkiye'de hatta dünyanın birçok yerlerinde ISO sertifikası ayağa düşmüş durumda. Yani parayı bas, böyle bir belge al. Bu duruma da gelindi. Şimdi helal sertifikanın da böyle bir riski var. Evet. Yani parayı veren ister gerçek manada helal olsun olmasın, o belgeyle ürününü satabilecek duruma geliyor. Şimdi Batı'nın o menfaat çetesi böyle belge sistemini oluşturmak istiyor. Madem ki Müslümanlar böyle bir belge istiyor, benim kontrolümde bir kurum oluşturayım ve ondan alacağım helal sertifikayla bu adamlara gene mal satmaya devam edeyim. Bir şekilde satış devam etsin. Satış devam etsin. Evet. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani böyle